Dün gece yarısı arayan Burhan mıydı abla? Rüyasında düş görmüş de beni. Gündüz niyetini aradı. Gündüz niyetini arayınca gündüz aramış gibi mi oluyor? Ne münasebet canım? Hayır bilmem, sen son günlerde çok sakinsin de bu konuyla ilgili, onu diyorum. Sacit Burhan Bey'le konuşmuş, birbirimizi tanımamıza izin vermiş. Değil mi Sacit? Allah Allah! Hangi dağda kurt öldü? Hani dövecektin? Medeni olmak lazım bir yerde dayı. Yani 30 küsur yaşında insanlar. Hani adetimiz, örfümüz çerçevesinde belli zamanlarda görüşmek olsun, konuşmak olsun, bunlar mümkündür. Aferin Sarıçtı. Bravo sana. Maşallah, biz Cem'le çıkarken bu AB kriterleri ve hoşgörü ortamı hiç yoktu bu evde. Aman yeter, yeter artık. Benden yüz göz olmayın. Yalnız bana soracak olursanız, böyle bir iş başladığında adettir. Resmi bir görüşme yapılır, adık olur. Ama biz Burhan Bey'le sadece arkadaşız dayı. Bana anlatma kızım, kardeşini anlat. Bana ters. Burhan Bey, bu vaziyetin gayet bilinçaltında dayı. Hani saygılı, mesafeli, geleneklerimize uygun davranıyor. Günaydın Sütçüoğlu Restansı sakinleri. Günaydın. Bak bile nasılsın yavrum? Mersi. Bir mukavele. Sacit nasıl gidiyor? Hı? İyi misin bakalım? İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor aşk hayatın? Aşk hayatım? Ne oldu ya? Birden tedirgin oldun. Yoksa sakladığın bir şey mi var? Ay, o ne demek ayol? Niye olsun yenge? Latife yapıyor kendince. Akşam ofis ekibine evimde parti düzenliyorum. Bak bile senin erken gel canım ev sahibisi olarak. Ay. Ne demek ev sahibisi? Ne sıfatla ev sahibisi oluyor anlamadım. Canım yani ev sahibisi derken hani aynı apartmanda yaşıyoruz ya. Hani o anlamda diyorum, hani benim evim sizin eviniz sayılır, o açıdan diyorum efendim. Bak Burhan, ben eski kafalı bir adamımdır. Makbule'nin annesi babası benden de beterdir. Ayağınızı ona göre denk alın. Tabii efendim, tabii ki efendim. Hani biz hep beraberiz arkadaş grubu olarak. Onların çifti de gelecek değil mi, onların çifti? Yani bakacağız artık. Daha akşama çok var. Belli olmaz böyle şeyler. Kader kısmet. Bugün varız, yarın yokuz. Sahın beni ekmeyin ha. Vallahi siz çok seviyorsunuz diye Hamsi'den yalancı sushi bile yaptım. Yalancı sushi mi? He, sürekli yalan söylüyor, yalancı ya. Bizim diyor Tokyo'da diyor, taşı toprağı altın diyor, evler diyor, kocaman diyor. Yalancı işte. Hey, yalancı. Burhan. Efendim canım, ne oldu? Şimdi yani erkek kardeşi yanında da bu kadar samimiyet olmaz değil mi yani? Hani sen ve senin kız arkadaşın abisinin yanında böyle samimi olmuyor musunuz canım? Şimdi aklıma geldi, kimdi ya abisi? Onun bir abisi falan var mı? Aslı. Bu akşam gidin ama Burhan'a ya. Bak çocuk o kadar hazırlık yapmış değil mi? Yalancı suşiler falan. Yalancı ya, yine aklıma geldi birden. Biz de diyor herkes diyor uzun boylu diyor. Herkes diyor sarışın. Suşi mi diyor bu? Yalan, yalan ya. Yalan söylüyor. Yalan, yalan. Yalan göndersene şu ablanı ya. Misafirler geldi, bu hala ortada yok. Bu derken Makbule ablamı kastediyorsun herhalde. He, flörtüm. Göndersene şunu. Yolla. Bak Burhan, ben adamı paralarım. Sen biliyor musun? Niye böyle bir tavır içerisindesin Sacit? Niye sinirleniyorsun?
İstersen sen de gelebilirsin. Börek yaptım kabaklı. Lan bana bak. Benim ablam benim kıymetlimdir. Benim göz bebeğimdir. Ona yan gözle bakanı alıp tel tel çekip yumak yaparım. Senin haberin var mı? Ayrılın diyorsun yani. Yok ol diyorum. Değil. Gafur çok üzülecek. Gafur'la ne alakası var lan? Asabi bir çocuk. Yani şimdi ona desen ki Sacit Kral senin kız kardeşini yiyor. Biliyorsun onda katil potansiyeli var. Bu konuda çok istidatlı. Burhan, şimdi böyle fevri hareketlere girmeye gerek yok. Komşuyuz bir yerde yani. Hayır bırak Gaffur'u. Hani İfe olsun, Tahsin Bey amca olsun, bakan kızı diye tanıdıkları kızın kapıcının kızı olduğunu öğrenince şak şak şak. Şimdi Burhan'cığım ben belli ölçülerde görüşmenize bir şey demiyorum. Biliyorsun ama... Hayır, onları bırak. Yani şimdi onaran çiftinin diline düşersen biliyorsun onların böyle çatallıdır. 2055'e kadar yüzümüze vururlar. Vallahi bak. Abla. Abla. Ay geldi. Nerede kaldın kız? Misafirler girdi, çayı koymadık hala. Sarıcığım geç kalmam tamam, merak etme. Kalırsın, kalırsın. Merak etme. Yabancı mı o? Allah Allah. Hadi görüşürüz Sacit. İzzet. Hah, ne haber abi? Ya yarın bir ara dükkana uğrayabilir misin? Ha, seninle önemli bir şey konuşacağım da. Eyvallah, eyvallah. Haydi bakalım. Ay, Kubilay, senin yüzünden geceyi geçirdiğimiz yere bak. O kuş gerçek mi yoksa doldurma mı? Of. Ne garip ev burası ya. Ya arkadaşlar adam davet etmiş, ayıp ama. Aman sen de her şeyi doğru yap. Ahlaklı örnek insan. Benimle doğru konuş kızım. Yarın sabah küçük bir servet sahibi olacağım inşallah. Yerim ben seni. Arkadaşlar garip ve tuhaftır ama... bu hayatımda yediğim en güzel börek olabilir ya o. Hakikaten canım. Görüyor musun Makbule? Herkes gelmiş. Zaten Burhan bir parti versin. Bunlar damlamasın. Olacak iş değil ya. Yani. Popülerite. Ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay Burhan Bey, bu böreğin içine ne koydunuz böyle? Ağızda dağılıyor çıtır çıtır. Ya Burhan, sen bu kurabiyelerin içine fındık tozu mu katın? Ne katın? Hazır. Tadıyla, kokusuyla. Mükemmel ya o. Buna da eline sağlık. Çok güzelmiş ya vallahi. Bu nereye çıktı ya? Şu an dijitin düştüğün bu nereden çıktı? Ben seni buraya davet ettim mi? Sen nereden çıktın ya? Geçen hafta benim hırtlağıma yapışan adam bugün gelmiş böyle yemek yiyip kaşımda ya. Burhan Bey, bütün ofisi çağırdınız ya. Ya sen ne terbiyesi adamsın ya? Allah Allah, acıdık da geldik, bayılmıyoruz yani. Ya sen böyle 3 kuruşluk tarla sattın diye böyle havalara mı giriyorsun? Çık! 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 Çık dışarı, gire gire. Merhametliyiz diye geldik, yalnız kalma diye, sevgililer rezil olma diye geldik. Sevgili ne dedi? Oo. Hadi Fatoş, hadi. Ay canım sen git. Ben şu vişneli tartı bitirip geliyorum, tamam mı? Sen git şimdi. Burhan Bey. Sırf ben seviyorum diye naneli limonata mı yaptınız? Evet.
Fatoş Hanım için de taze çilekten likör yaptım. Ay. Bak bile. Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.